Yeniden merhaba arkadaşlar. Lab Akademi bünyesinde gıdalarda pestisit analizleri üzerine hazırladığımız sunum serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Serimizin bundan önceki sunumlarında pestisit nedir, ne amaç ile kullanılır anlamaya çalışmıştık. Analitlerin değişen cihaz ve kolon şartları altındaki davranışları üzerine odaklanmış, GC ve LC-MSMS cihazlarımızda validasyona başlamadan önce analitlerin paylaştırılması ve doğru metot oluşturmanın mühendisliğine kısaca değinmiştik. Bu bölümde pestisit analizleri üzerine dünya çapında kabul görmüş gold metot olan Catchers'tan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yöntemin basamaklarını inceledikten sonra küçük ipuçları paylaşarak sunumumuzu noktalayacağız. Muadilleri olan DPG S19 ve Luke'a göre çok daha hızlı, kolay, ucuz, etkili, sağlam ve güvenli sonuç veren Catchers, 2003 yılında pestisit analizlerinde adeta bir devrim yaratmıştır. %90 solvent ve zaman tasarrufu sağlayan Catchers, aynı zamanda çok farklı matrisler ile küçük modifikasyonlar yaparak analize yanıt verdiği için dünya çapında kullanılan en yaygın pestisit ekstraksiyon metodu olmuştur. Hatta yalnız pestisit değil, veteriner ilaç kalıntıları, mikotoksinler, çevresel bulaşanlardan pahlar, PCB'ler de dahil birçok analizde kullanılmaktadır. 2003 yılında Anastasiades, Lehotay ve arkadaşları tarafından yayınlanan orijinal metodun bazı pestisitlerde matrikse bağlı pH değişimlerine göre stabilite problemleri olduğu anlaşılınca metodu geliştiren arkadaşlar pH'in 3 ila 5 aralığında tutulmasının geri kazanım için optimal olduğunu fark etmişler. Orijinal metot yayınlandıktan 4 yıl sonra 2007'de Lehotay asetat tamponlu, ardından Anastasiades 2009 yılında sitrat tamponlu olmak üzere 2 farklı versiyonunu daha yayınlamışlardır. İki metot arasında temelde bir fark yok arkadaşlar. Ancak ben daha fazla numune örneği üzerinden gittiği için temsiliyetinin daha kuvvetli olduğunu düşündüğüm AOS'i 2007 versiyonunu anlatacağım. Mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta ve kısa sürede iyi homojenize edilmiş örnek 15 gram tartıldıktan sonra üzerine 15 mililitre %1 asetik asitli asetonitril eklenerek en az 1 dakika, mümkünse çalkalayıcıda çalkalanır. Ardından magnezyum sülfat ve sodyum asetat tuzu ilave edilir. Ardından 1 dakika daha çalkalandıktan sonra santrifüj edilir. Süpernatant, örneğin katı bölümü ve suyun ayrıştığı faz ayrımı kontrol edilir. Tüpün santrifüjden çıkarıldıktan sonra sarsılmamasına özen gösterilir. Süpernatantın yaklaşık orta üst kısmından 6 mililitre kadar örnek pipet ile alınarak 15 mililitrelik PSA ve magnezyum sülfatın olduğu cleanup tüpüne aktarılır. Yine 1 dakika mümkünse laboratuvar tipi bir çalkalayıcı ile çalkalandıktan sonra santrifüj edilir. Ardından tercihen 0.2 mikronluk PTFE filtreden geçirilerek viyellere alınır. Görüldüğü üzere Catchers insan etkisinin sınırlı olduğu basit basamaklara sahip bir ekstraksiyon metodu. İlk yayımlandığı tarihte 32 pestisit ile valide olmasına karşın gelişen cihaz teknolojisi sayesinde tek seferde 1000'e yakın pestisitin validasyonunun yapıldığı yayınlar bulmak artık mümkün.
Gelelim kitlerimizin tedarik sürecinde dikkat etmemiz gereken hususlara. Birçok üreticinin farklı taleplere göre hazırlanmış kitleri bulunmakta. Satın alım yapmadan önce mutlaka satış temsilcinizden deneme amaçlı örnek kit isteyin. Bu kitleriyle birer geri kazanım çalışıp performanslarını mutlaka kontrol edin. Tüplerin kapaklarının sızdırmaz olması çok önemli. Ayrıca tüpler inert materyal özelliklerini tam olarak sağlıyor mu? Santrifüjde G kuvvetine dayanımları ne durumda? Kalıcı şekilde üzerine yazı yazılmaya uygun mu? Tozlu için paketleme sistemi havanın neminden ne kadar koruyor? Kapakları sağlam mı? Kolay açılabiliyor mu? Gibi sorulara cevap bulmalısınız. Çünkü denemeden aldığınız kit ile validasyona başladığınızda kitin performansını kontrol etmezseniz validasyonunuz başarısızlık ile son bulabilir. Bu da hem maddi hem emek ve zaman kayıplarına neden olur. Cleanup basamağı organik asitler, yağ asitleri, basit şekerler ve karbonhidratları uzaklaştırmak için kullanılır. Cleanup basamağında 1 ml süpernatanta karşılık 150 mg magnezyum sülfat ve 50 mg primeri sekonderi amin kullanılır. Ne kadar viyal hazırlayacaksanız ona göre üst faza ihtiyacınız olacaktır. Örneğin 8 ml üst faz için 1200 mg magnezyum sülfat ve 400 mg PSA olan bir cleanup kiti kullanmalısınız. C18'li cleanup kitleri ise yağları ve apolar bileşikleri uzaklaştırmak için kullanılıyor. Sizlere turunçgiller gibi kabuğunda düşük oranda yağ bulunduran ürünlerde C18'li temizleme kitlerini ayrıca önerebilirim. Filtre tedariğinden önce de satış temsilcilerinden örnek filtre talep ederek denemeler yapmanızı ve PTFE filtre seçerken 0.45 yerine 0.2 mikron por aralıklı filtre kullanmanızı da öneririm. Bazen düşük kalitede filtreler sonuçlarınızda sapmalara neden olabiliyor. Kolonda tıkanmalara da sebebiyet verebiliyor. Daha önce de bahsettiğimiz üzere catchers insan etkisinin oldukça az olduğu basamaklardan oluşan son derece basit bir ekstraksiyon yöntemi. Matrix ve etken madde bazında çok geniş bir skalaya sahip. Bu da onu birçok matrikste kalıntı ve bulaşan analizlerinin vazgeçilmezi kılıyor. Evet, Lab Akademi bünyesinde hazırladığımız gıdalarda pestisit analizi seminerlerimizin 3. sunumunun da sonuna geldik. Serimizin 4. sunumunda görüşmek üzere. Sağlık ve huzurla kalın.